Merhabalar, şu an saat öğlen 1 ve gözlerim şişse bunun sebebi yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce uyanıyor olmaktır. Bugün sizlerle karantinanın övdüğümü gömdüğümüsünü yapacağız ve bugün gerçekten ilk defa bir övdüğümü gömdüğümü videosunda kitabı övecek miyim yoksa gömecek miyim ben bile bilmiyorum. Sanırım kitabın ana konusuyla başlayabiliriz videomuza. Salgın bir hastalık oluyor bir okulda, Zorlu Koleji'nde ve baş karakterimiz Zeynep daha okulun ilk günündeyken salgın hastalık nedeniyle okul karantinaya alınıyor. Bu kız gerçekten bahtsız bedevi, gerçekten çok bahtsız bir kız ve aynı zamanda bu kız böyle okulu turlayıp keşif etmeye çalışırken birdenbire bir cesetle karşılaşıyor koridorda, karanlık bir koridorda. Eve kızım, yani şimdi gerçekten şanssız bir kızsın o çok belli ama niye okulunun ilk gününde kimsenin gitmeye tenezzül bile etmeyeceği karanlık koridorları geziyorsun, bu bir. İki, nasıl bir şanssızlığa ve garipliğe sahipsin ki ceset gördüğünde yapacağın ilk iş onun yanında durmak oluyor. Garipsin birazcık Zeynep, kusura bakmayacaksın artık. Resmen hani kızın okuldaki ilk gününde hem okul karantinaya alınıyor hem de karanlık bir koridorda kız ceset buluyor. Kızım sen hani bu kadar şanssız olabilecek ne yaptın? Tuvalete ekmekle mi girdin? Yoksa milyonlarca kişinin ahını aynı anda mı aldın? Annene babanı doğar doğmaz üf ya sizden nefret ediyorum falan diye atarlanmaya başlayıp 20 yıl boyunca bunu mu devam ettirdin? Gerçekten çok merak ediyorum çünkü insanın aynı anda iki şeyi, aynı anda iki şanssız şeyi bu kadar çabuk bir sürede yaşaması çok garip. Ama tabii ki derdi veren Allah dermanını da veriyor ve Zeynep Onur Zorlu isimli karakterimizle tanışıyor. Belki size kitabın baş karakteri Zeynep'miş gibi görünüyor olabilir ama bana kalırsa kitapta yazarın oynadığı karakter Onur ve bana kalırsa Karantina 1'in baş karakteri kesinlikle ve kesinlikle Onur'dur. Tabii ki bunun bazı sebepleri var. Birinci sebebi tabii ki bu kitabın satması gerekiyor ve Wattpad'in genel olarak hitap ettiği kitle biraz daha kadınlar olduğu için kadınlara yönelik bir karakter yazımını anlıyorum. Yani ama şöyle bir şey de var ki Onur hakkında bu kitapta gerçekten gereksiz bir sürü bilgiye sahip oluyoruz. Ama baş karakterimiz Zeynep olduğu halde Zeynep'in ailesine, önceki hayatına, arkadaşlarına dair herhangi bir bilgimiz yok. Hatta neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Ama bu serinin ilk kitabı olduğu için hiçbir şey için geç sayılmaz aslında. Çünkü bu seri en az bir iki kitaba sahip diyebiliyorum. Daha fazla kitabı vardır muhtemelen ama ben şu an iki kitabını hatırlıyorum basılmış olan. Umarım ki Zeynep'e dair daha fazla bilgi öğrenebiliriz. Çünkü baş karakterimizin Zeynep olması gerekiyor. Hani eğer öğrenmeyeceksek Zeynep'in ailesi sadece Zeynep'in bir ailesi var dememiz için oradaysa veya Zeynep'in önceki hayatında hiçbir şey bilmiyorsak en azından bari baş karakterimiz Onur olsun. Neyse ben Onur karakterine biraz daha geri dönmek istiyorum. Onur karakteri benim başta o kadar gıcık olduğum bir insandı ki çünkü ağır bir şekilde bana kötü çocuk vibes veriyordu ve hiç hoşuma gitmemişti başlarda. Ama karakter gerçekten kitabın en güzel karakter gelişimine sahip olan karakteri. Yani aşırı derecede böyle farklı şeyler yaşıyor ve bu yaşadığı şeylerin üstesinden gelmeyi başarabiliyor. Aslında bu Zeynep'te görmek istediğim bir şeydi. Çünkü baş karakterimizin başından olayların geçmesi gerekiyor. Ama yine de karakter gelişimini Onur'da sevdim. Gerçi şöyle bir şey de var ki kitabın geneli Onur'a atfedildiği için ve Onur üzerinden kitap devam ettiği için normal yani karakter gelişiminin olması. Çünkü zaten Zeynep biraz daha silik bir karakter. Onur da eğer silik olsaydı muhtemelen bu kitap okumaya değer olmayabilirdi. Bu arada Onur karakterine bayılmadım. Çok gerçekçi bulduğum bir karakter değildi. Ama muhtemelen bu karakteri sevme nedenini biliyorum. Çocuk bildiğiniz okuldaki cool kid diyeceğimiz insanlardan. Onu getirin mesela, Onur Zorlu'yu alın sizin lisenize koyun. Muhtemelen popüler çocuklardan birisi olacaktır. O yüzden sevenlerin neden sevdiğini anlayabiliyorum ama benim aşırı derecede sevdiğim bir karakter değildi. Çünkü bunun gibi bir sürü karakter okudum ve bu konuda tecrübelerim çok fazla. O yüzden hani yeni bir şey okumadım. Yeni bir şey katmadı bana. O yüzden pek sevdiğim söylenemez bu karakteri. Onun dışında bir de kitabın içinde Allah'ım anksiyete oluşturacak bir noktalama hatası var ve kitabın başından sonuna kadar devam ediyor. O kadar çıldırttı ki bu beni gerçekten. Hani umarım ikinci kitapta bunu düzeltmişlerdir. Eğer ikinci kitabı okursam ve yine aynı noktalama işaretini görürsem muhtemelen kitabı yere atıp üstünde tepineceğim. Çünkü hani
o kadar mı farkında değilsiniz ya? O kadar sinir bozucu ki. Bir de kitabın içinde büyük bir mantık hatası mevcut ama bu konu hakkında ağzımı bile açacak olsam spoiler sayılacağı için söylemiyorum. Ama kitabı okuyanlar kim olduğunu biliyorsunuz siz. Gerçekten hani bu kadar büyük bir mantık hatasını kitaba yedirip hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ve kitabın hani bunu sorgulasak da aa bak zaten böyle oluyor deyip aşmamızı çalıştırtması beni çok irite etti. Bu arada yine kötü bir eleştiri yapmış olacağım belki bu kitaba dair ama bunu da düzeltebileceğini düşünüyorum yazarım bir sonraki kitaplarda. Mahşer'in 4 atlısı var. Onur, Zeynep, Burak ve diğer çocuğun ismini bile bilmiyorum. Mahşer'in 4 atlısı kesinlikle Mahşer'in 4 atlısı gibi durmuyor. Bildiğiniz Mahşer'in 2 atlısı gibi duruyor ve kitap hani İki karakteri, o diğer iki karakteri Zeynep ve Onur dışındaki resmen hani böyle Onur'un arkadaşı olsun, bu süreç yaşanırken de Zeynep'in yanında birileri olsun diye yazmış gibi yazar. Çünkü Burak karakterinde deli dehşet bir potansiyel görüyorum. Çocuğun kendi başına bir kitabı olsa gerçekten alır okurum ve muhtemelen de kitabı çok severim. Ama karakter yazılmış, hiçbir alt metni yok. Sadece komik olmak için olan karakterlerden bir tanesi ve az önceki saydığım nedenlerden dolayı olan bir karakter gibi. Ama hani aslında çok iyi bir karakter ve gerçekten hani Onur dışında onun bir hikayesi olsa okunur. Gerçekten okunur. Ama dediğim gibi bu bir ilk kitap. Yani muhtemelen seriye başlamak için ilgi çekici bir olayı şak diye bizim önümüze sunması gerekiyordu yazarın. Anlıyorum. Ama umarım serinin bir sonraki kitaplarında o diğer karakterlere ağırlık verir yazar. Eğer veriyorsa lütfen aşağıya yazın. Okumaya devam edebilirim bu seriyi. Ama gerçekten hani onlar yine aynı şekilde böyle yancı olarak devam ediyorlarsa kitapta okumaya pek gerek duymuyorum. Çünkü zaten bildiğim bir hikaye ve bana pek bir şey katmıyor yani bu serinin ilk kitabı en azından öyleydi. Umarım Mahşer'in 4 atlısının o 2 atlısına da çok değer verir yazar ve onları harcamaz. Çünkü gördüğüm en tatlı karakterlerden birkaçı yani. Şöyle söyleyeyim, 4N1K'daki Oğuz neyse burada da onlar öyle ve keşke biraz daha ağırlık verilse. Kitabın en beğendiğim yönü ise şu. Kitap gerçekten çok sürükleyici ilerliyor. Ve normalde ben kitap okuduğumda hani böyle ara vermem ama tatile giderken yanıma karantinayı alamamıştım ve yaklaşık bir 8-9 gün civarında okumamıştım bu kitabı. Ama İstanbul'a geri dönüp okumaya devam ettiğimde hani hiç böyle ara vermemişim gibi ilerlemeye devam etti ve bu onun sürükleyiciliğini ve akılda kalırlılığını gösterir. Ve yazar da zaten bu konuda bayağı bir başarılı. Bunu da 3391 kilometreden biliyordum. Ben şimdi demişken bu arada 3391 kilometreyle bunu karşılaştırayım. Karantina ve 3391 kilometre yazarın en çok sevilen şeyleri herhalde hani serileri diyelim. Ve bence 3391 kilometre bunu hani böyle bir 3 laps falan bindirebilecek kadar iyi bir kitap. Ama bu biraz daha onun yanında sönük kalmış bir kitap. Eğer böyle Beyza Alkoç'un herhangi bir kitabını okumak isteyen birkaç arkadaşımız varsa ve 3391 kilometreyi mi okumalıyım, karantinayı mı okumalıyım diye düşünüyorsa kesinlikle 3391 kilometreyi okumalı. Yani bu biraz daha böyle nasıl diyeyim, kötü çocuk gibi başlayan fakat sonrasında bir anda böyle karakterimizin geliştiği ve hani kötü çocuk şeyinden çıktığı ve utanç verici bir karakter olmaktan vazgeçtiği bir kitap. Yani hani okunur mu? Okunabilir ama çok da iyi bir kitap mıydı? Hayır. Sizden pek bir şey götürmeyecektir ama size pek bir şey de katmayacaktır. Dediğim gibi Mahşer'in 4 atlısı hikayesi ve içindeki bazı alıntılar çok tatlı ama yine de 3391 kilometre gerçekten size bir şey katabilecek bir kitap ve karantina onun yanında birazcık hafif kalıyor. Bu arada ben okurken bunu birkaç not almışım. Mesela 19. sayfada diyorum ki dakika 1 gol 1 kızımız katil olduğu kişiden ölüm tehdidi alıyor. O an aklından geçen şey dönüşümü okumamış oluşu. Daha da rezili. Neyse ölüyorum ama katilim yakışıklı düşüncesi kusacağım demişim. Başlarda gerçekten bu arada kitaba dair fikirlerim bu şekildeydi. Ama Allah'tan biraz daha mantıklı hale geldi. 54. sayfada demişim ki şu ana kadar okuduğum sayfalarda ciddi ciddi kötü çocuk vibes görüyorum ve bu durum pek de hoşuma gitmedi. Polisiye kısmı için umutluyum ama kızımızdan da oğlumuzdan da pek haz etmedim demişim. Polisiye kısmı bu arada yetersizdi kitabın ama Allah'tan hani oğlumuz da kızımız da birazcık ilerleme sarf etti.
Sonra sayfa 57'de Onur Zorlu'nun 20 saniye boyunca yüzünüze bakması ölüm habercisiydi diye bir alıntı varmış. Demişim ki ona da kızım sakin ol, çocuğu sadece bir gündür tanıyorsun. Çok eğlendim şu an. Gerçekten kendi okuduğum, yaptığım notları okuyup eğlenmek çok güzel. Ve sonra 156. sayfada umut vaat ettiğini görüyoruz. Kitabın başları biraz soft kötü çocuk iken 150. sayfalarda yavaşça insana bürünen bir karakter görüyorum. Nazar değdirmeyeyim, sustum ama kız hala biraz 3 nokta saf. Doğru söze ne denir yani? Genel olarak böyle bir kitaptı işte. Ben bu arada kitabı okurken not almayı çok sevdim. Başka bir not almamışım maalesef ki. Ama böyle bir şey yapmak hoşuma gitti. Öldüğümü gömdüğümlerde tatlı durabilir yani. Bu kitaba dair en ufak bir fikrim olduysa o da şudur. Kitap nötr. Yani hani ne çok güzel ne çok kötü. Eğer okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Ama tavsiye eder miyim? Pek etmem. 3391 kilometre daha güzel. Yani buna gidip de 35 lira vereceğinize ona verirsiniz. Bence çok daha iyi bir karar olmuş olur. Bir sonraki Övdüm mü gömdüm mü de hangi kitabı görmek istediğinizi lütfen aşağıya yazın. Ben şurada bir tane kitabım var. Mafyacığım Aşkı diye. Bunun Övdüm mü gömdüm müsünü yapmak istiyorum. Çünkü çok eğleniriz diye düşünüyorum. Şu an bile mesela alıntıları görünce bir şey oluyorum, böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Eğer bunu isterseniz Övdüm mü gömdüm müsünü yapabilirim. Bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda sizleri tekrardan görebilirim. O zaman bir sonraki videoya kadar sizi birazcık uğurlayalım. Hoşçakalın.